İyi akşamlar sayın izleyiciler. 28 Mart 2024 Perşembe Mumuşu programı Artı TV Memleket Saat Ayarı, bunu size bırakıyoruz. Bugün stüdyoda değiliz. İkimiz de Skype'la bağlanıyoruz. Böyle bir farklılık var. Ama konularımızda bir farklılık yok. Birinci bölümde Türkiye'nin krizine hala dibe vurmadık mı? İkinci bölümde de acaba birkaç gün sonra olacak pazar günkü seçimler bizi bu krizden ve dipten çıkarır mı? Başlıklarımız bunlar ve bunların detayları. Önce programın sahibi Nesin Nasıda bir selamlayayım. Beraberce başlayalım. Merhaba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Böyle 45 dakika bunu söyleyeceğim. İyi ki doğdun. Hani balonlarımız yaşlanınca... reji ne yapıyor? Balonlarımızı niye göndermiyor? Vallahi, alkışlar nerede? Nesin'cim, nice yaşlara her bir teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Bir sene daha gençleşiyorsun böyle bir. Gençleştim, evet. Bir yaş daha gençleştim. Hayır. İmajın, görüntün, aslın ve esasın en azından bizlere böyle yansıyor. Bugün 28 Mart yazıyoruz senin yaş günün. Dün de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ydü. Evet. ve 58 kentinde tiyatro olmayan bir ülkenin vatandaşları olarak durumu senin bu yeni yaşının ilk gününde değerlendireceğiz. Yani nasıl, ne oluyor, ne bitiyor? Hala mı o uçurumdan düşmeye devam ediyoruz? Bunun bir dibi vesaire, duracağı bir yer yok mu? Tekrar tırmanışa geçemeyecek miyiz? Hep aynı şeyleri konuşuyoruz ama hep aynı şeyleri konuşurken o uçurumdan aşağı durmadan düşmeye devam ediyoruz. Zaten anlayan bir kulak için 58 kentinde tiyatro olmayan bir ülke demek, her şeyi mükemmel de olsa özü itibariyle karanlıklarda sallanıyor demek. Ama öyle bir noktaya geldik ki Türkiye, bunların çok çok uzağındayız. Dün Dünya Tiyatrolar Günü bildirisini bir Norveçli yazar yazdı, dünyaya duyurdu, okudu ve dedi ki aslında savaşın panzehiri sanattır. Bu cümlede Türkiye'nin bugünkü fiili ve reel hayatı içindeki çalkalandığı ve çırpındığı ortama çok uzak. Ya bunlar çok üzünlü. Sanat yok, tiyatro yok, şiir yok. Gerçekten var olmaya çalışan, günlük yaşamı idame ettirmek isteyen bir koca topluma döndük. Çok doğru. Sadece karnını doyurmaya odaklanmış, yani hayatta kalmaya indirgenmiş. O yani ihtiyaçlar silsilesinin en alt basamağına geri itilmiş. Oysa oradan çıkabiliyorduk. Oradan kurtulmaya çok yakındık. Ama ne yazık ki işte mevcut iktidarın işte sadece benim dediklerim olsun ve bu ülkenin tek sahibi, tek gücü, sözü tek geçeni ben olayım anlayışıyla ülkenin işte çoğulculuğuna, ülkenin yaratıcılığına, ülkenin işte adaletine, hukukuna, her bir şeyine sırtını dönerek sadece benim dediğim kanundur ve benim dediğimin dışına çıkılmayacak anlayışı bizi yeniden o ihtiyaçlar hiyerarşisinin en altına hapsetti, bıraktı Mehmet. Yani bugün insanlara mikrofon uzattığında temel sorunları hemen geçinemiyoruz oluyor. Evimize ekmek götüremiyoruz oluyor. İşte buzdolabı boş oluyor. Yani işte şunu diyebilirler ya, en azından buzdolabı almış diyebilirler. Çünkü o bile söylendi biliyorsun. Yani o bile bu çağda
21. yüzyılda insanların buzdolabının olabilmesi bile bir refah göstergesi olarak sunuldu. Refah böyle bir şey değil. Biraz önce senin söylediğin gibi insanların işte barınma ve işte beslenme problemlerini geçen hallettikten olma, sonra olma. Evet Pardon. Yani hayattan zevk alacakları işte tiyatroydu, sinemaydı, sanattı, bütün bunlarla uğraşabilmeleri, o toplumun içinde bir birey olarak var olabilmeleri, hayat böyle bir şey, yani seyahat edebilmeleri, özgürce işte yaşayabilmeleri, değil mi? Yani hayat böyle bir şey. Son sağa sola göz atıyordum. Yani gerçekten yani hiç utanması kalmadı buranın. Yani yönetiminin, evet, siyasetinin 65 yaş üstü nüfus arasında çalışanlar çoğalmış. Düşünebiliyor musun? Yani senin söylediğinin çok çok uzaklarında bir şey. Adam 65 yaşına gelmiş, emekli olmuş ve hayat sefalet o kadar ağır bastırıyor ki insanlar gidip yeniden yaşayabilmek için iş arama, çalışmaya başlamışlar. Çalışan nüfus 65 yaş üstü çalışan, emekli olduktan sonra çalışanların oranı artmış. Bu Mehmetciğim, neler gördük? Yani 75 yaşında çatıdan inşaat işçisi olarak çatıdan düşüp ölen insanlar gördük. Yani şimdi ülkenin emeklilerine davranışı aynı zamanda gençlerin de bu ülkeden soğumasına ve bu ülkeden işte gitmesinin temel sebeplerinden biri. Şimdi önündeki yaşlılara baktığında, kendi annesine, babasına ya da işte büyük annesine, dedesine baktığında, onların çektiği sıkıntıları gördüğü zaman o genç yıllarca çalışmayı, hem de işte şey sistem içinde çalışmayı şey yapabilir mi? Yani göze alabilir mi? Daha doğrusu o çalışma ona cazip gelir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi bir de emeklilerle ilgili şöyle bir davranış biçimi var. Yani sanki emekliler bir şey dileniyorlarmış gibi bir tutum var. Yani emeklilere de evet, yani emeklilere de insanlar şey iktidar Erdoğan daha doğrusu lütfediyormuş. Bir şeyler veriyormuş gibi. Öyle bir şey değil. Bu insanlar yıllarca çalışmışlar. Her ay emekliliklerinde kendilerine geri ödenmek üzere devlete primlerini yatırmışlar. Devletin temel bir görevi o primleri değerlendirmek ve o primlerden o emeklilere, emekli olduklarında, o insanlara emekli olduklarında rahatça yaşayabilecekleri bir geliri elde edecekleri şekilde onları kullanmak. Ne yapmış oysa bütün iktidarlar? Gelen emeklilerin primlerine el atmış, onu yok etmiş, çarçur etmiş, gelen almış, şey yapmış, hepsini bir şekilde yok etmişler. Yani bu bugün eğer şeyin dengesi, işte aktüaryel denge diyorlar, bu bozuksa bunun sorumlusu emekliler değil ki, bunun sorumlusu bu ülkeyi bugüne kadar yöneten iktidarlar. Emeklilerin toplumdaki yerlerini algılamayan bir ülkede toplum olamamış demektir. Yani olamamış bir yol katedildiyse o yolun kat edilmesinde emek vermiş, alın teri dökmüş, çalışmış, çabalamış. Aynı zamanda da bugün daha aktif olan kuşakları yetiştirmiş insanlardan söz ediliyor. Yani eğer hala biz bunu anlamaktan çok uzaksak, yani eski moğollar gibi belirli bir yaştan sonra ki insanları götürüp deniz kıyısına bırakalım ve dönelim. ölmek üzere uzağa gitsinler diyorsak o ayrı bir şey yani, değil mi? Bu başka bir şey. Şimdi bir taraf ama Mehmet şeyi görmek şey çok önemli, yani onun tekrar da onun üzerinde durmak lazım. Yani bu kayıt dışı çalışmayı da bu durum özendirir. Yani normal olarak düşün, bu emeklilerin hepsi
çalıştıkları süre içinde devlete bu primi vereceklerine, ona devlete verdikleri prim kadar kaçak çalışsalardı, o prim kadar işte altın alıp bir tarafa koysalardı, bugün her biri bir eli yağda bir eli balda yaşıyor olurdu. Öyle değil mi? Ha diyeceksin ki Tabii. bunun sağlık tarafı da var, sağlık sistemi de var. Mehmet kanserli hastaya 2 yıl sonrasında, 3 yıl sonrasında randevu veren bir yapıya döndü. Yani o sağlık da mahvolmuş durumda. İnsanlar ilaçlarını alamıyorlar. Geçen gün işte kadın şu ilacımı alacağım demiyor. 45 liralık ilaç diyor. Çünkü cebinde o kadar var. Yani Çok. o nedenle yani o sağlığa da ihtiyaçları olmazdı. O altınlarıyla bugün özel hastanelerde de tedavi görebilirlerdi. Şimdi bugün bu gençler bu işte kendi büyüklerinin yaşadıklarına bakınca kayıt içi çalışma o gençlere cazip gelir mi? Ya da bu ülkede çalışmak bu gençlere cazip gelir mi? Gelmez. Yani işin bir de bu tarafı var. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi ya Üstüne zaten bu üstlük önümüzde de ciddi bir işsizlik dalgası gelecek ki o daha da bir kesin. felaket. Şimdi böyle laflar geçiyor biz konuşurken. Kayıt dışı diye. Ya bu zaten demin söylediğim gibi yani her biri bunların başına bir toplum olamamanın yahut olmuşsan toplum olmaktan çıkmanın, bir devlet olamamanın. Şimdi kayıt dışı yani vergi vermeden çalışma faaliyetleri içinde bulunan bir toplum dediğim vakit zaten orada devlet toplum ilişkileri, birey toplum, birey devlet ilişkileri yerli yerine oturamamış o bize hizmet etmesi için oluşturulan devlet mekanizmasına para vermediğimiz, vermeyip hizmet istediğimiz bir başka kaotik yürümeyen bir yapının da altını çizmiş oluyoruz. Şimdi burada iki tane de temel mesele var. Yani Türkiye bu dibe vurma konusunda bu sefaletin hangi noktada olup olmadığını zaten seçimler gösterecek. En çok seçimleri bundan dolayı merak ediyorum. Ama onu ikinci bölümde konuşacağız. Burada benim bir de dünyayla genel global bir açıdan baktığımız vakit IMF 2023 dünya üretim rakamlarını, gayri safi yurt içi hasılalarını açıkladı. 105 trilyon dolar üretiyor. Yani tüm yerküre Bütün dünya. 105 trilyon dolar bir üretim yapıyor bir yıl içinde. 2023 yılında yapmış. Aslında bu söyleyeceğim dünyadaki siyaseti, güç dengelerini, üretim kapasitelerini, toplumların gelişmişliğini de söylüyor. Amerika ilk sırada. Amerika bu 105 trilyon doların 26,9'unu üretiyor. Yani dörtte biri aşağı yukarı. Birine. Dörtte bir tek ülke tarafından üretiliyor. Şimdi bir kere bu dünyadaki siyasi analizler, güç dengeleri söz konusu olduğu vakit benim her zaman baktığım en temel rakam ve sıralama aslında bu dünyadaki üretimin parasal değerinin ülkeler açısından sıralanmasıdır. İkincisi Çin, Çin, Çin diyorlar ki Çin zaten çok ciddi bir üretim artışında potansiyelinin yükseldiğini görüyoruz. 17,8 17. trilyon ikinci sırada ama Amerika'dan 10 trilyon dolar düşük. Yani ikinci sıra Ama ama bir büyüme hızı çok yüksekti. Nüfus daha büyük tabii. Yani bütün bunları da dikkate almak tabii lazım kişi şimdi. başına düşen Evet. De milli 11 bin gelir dolar yani. parası daha da başka bir şey. Bu Evet. toplam ülkenin üretimi. Toplam büyüklükler açısından. Evet. Çok önemli bir gelişme Üçüncüsü var. Almanya. Sırada Almanya ülke geçti. 4,4 trilyon dolar. Aslında Japonya daha bir zaman önce Japonya dünyanın en büyük ekonomileri arasında ikinci sıradaydı. O biraz daralıyor işte Japonya Japonya negatif da büyüme söz konusu evet. olunca.
Çin kendini geçince delirmişlerdi. Ya nasıl Çin bizi geçer diye. Şimdi Almanya'da geçti. Japonya hemen Almanya'sının arkasından geliyor. Almanya 4.4 trilyon dolar. Japonya 4.3 trilyon dolar. Arkasından da Hindistan geliyor 3.7. Yani ilk 5 bu. Şimdi dünyadaki üretim artıyor. Ama paylaşımda büyük bir adaletsizlik söz konusu. Özellikle Türkiye'de bugün gördüğüm %1'i en zenginlerin aldığı, yani en zengin %1'in aldığı pay inanılmaz bir yere doğru gidiyor. Şimdi bir şey soracağım Mehmet. Öyle. Dünyanın gelir dağılımı açısından en fazla işte İskandinav ülkeleri değil mi? Yani gelir evet. dağılımının daha eşit olduğu ülkeler. Hep mi böyleydi onlar? Tabii. Yani kaç yılına kadar çok kötüydü? Yani. Tabii. 1970'li 70'li yıllara kadar çok kötüydü gelir sonra dağılımları. Feci bozuktu. Ondan sonra hatta 1980'li yıllarda bizdeki 2001 krizi gibi İsveç böyle bir bankacılık krizi yaşadı. Hatırlar yani. Ha, ama ondan sonra akıllarını başlarına topladılar ve adam gibi düzgün ekonomi politikaları izlemeye başladılar. Öyle hem gelir dağılımını düzelttiler hem de kendilerini o krizlerden kurtardılar bir daha o yıllardan sonra. Evet, dünya ekonomisi daralınca ister istemez oralarda da bir daralma oluyor ama hiçbir zaman bizde olduğu gibi böyle aşırı yoksullaşma, insanların işte açlık şeyinde sınırının da altında yaşaması gibi falan bir problem ortaya çıkmıyor. Değil mi? Demek ki bu gelir dağılımı da düzeltilebilirmiş. Kısa sürede hem de. Demek tabii ki bu bir tercih. Nasıl emeklilere para yok diyorlar, aslında çok doğru söylendiği gibi. Ya bütçe, paralar bir şekilde halkın verdiği vergilerle oluşan bir bütçe var. Sen o bütçeden beşli müteahhitlere veriyorsun, emeklilere vermiyorsun. Diyorsun ki emeklilere para yok. Ya sen vermiyorsun, para yok değil. Bu çok önemli bir şey. İkincisi de söylediğin gibi, ya bu kader değil ki. Bu çalmaya çıkmaya yönelik bir siyaset. Zaten kibarca onu söylüyorsun. Yani gelir dağılımı bozuldu ne demek? Biz bu bütçeyi hazineye çökeceğiz, bunu çalacağız demektir. Aynı zamanda da bu dünyadaki zenginliğe yönelik daha üretken bir toplum olmaktan da vazgeçmek. AKP bir sürü palavralar çıkardı. Bir tanesi de biliyorsun dünyanın en büyük 10. ülke ekonomisi. İlk 10 arasına girmekte. Ne oldu? 17 oldu demin arkadaşlarımız. Altyazı olarak yazdılar karşı olarak. 21-22 idi, şimdi tekrar 17'ye çıktı ama o ne kadar doğru emin değilim. Bak şimdi burada şöyle bir hile yapıyorlar Mehmet. Şimdi kişi başına gelir dağılımını hesaplarken, yani onu 13.100 dolar olarak göstermek için Türkiye'de işte üretilen bütün şeyi işte mal ve hizmetlerin piyasa değerini topluyorlar ve bunu bastırılmış bir kurla, tamam mı, yani bastırılmış bir kur üzerinden bölüyorlar. Ondan sonra bu toplamada Türkiye'de yaşayan mültecilerin yarattığı katma değeri dikkate alıyorlar ama kişi başına bölerken o 10 milyonu dışarıda tutuyorlar. Tamam mı? Oradaki 10 milyonu bir kenara koyuyorlar. Çalışıyorlar. Ve, daha görmüyorlar. Ha, yani o nedenle 13.100 dolar çıkıyor. Oysa bütün onları beraber hesapladığında yani 12.000 doların da altına iniyor bu. Yani gerçi Mahfaya Yılmaz 12.200 dolar gibi bir şey söylemiş ama yani o çok insaflı davranmış. O şeyi dikkate almamış, yani bastırılmış kuru dikkate almamış. O bastırılmış kuru dikkate aldığında bu işte şey iniyor, yani 11.000 dolarlara falan iniyor. Orada da hile yapıyorlar.
Yani ya aslında yani bu 1,5 metre 1,60'a geldiği vakit Türkiye siyaseti müthiş şamata yapıyor. Ama yan komşudaki işte neyse bitki de şu da insan da o 2,5 metre olmuş. O kıyas hiç sevmeyen. Yani buranın böyle bir taşralı inanılmaz kurnazlıklar var. Bunlardan bir tanesi kıyas ortadan kalkar. Bir övünme var ama o övünme kıyaslama üstünden değil. Kendi kendine ben biliyor musun büyüdüm filan. Diğeri ne oldu filan işte bir 13 bin. Ya Yunanistan kişi başına gelirdi sıralandığı vakit Yunanistan Türkiye'ye acayip fark atıyor ki krizler içindeydi. Battı. Burası ya Mehmet o krizler içinde olduğu dönemde bile Yunanistan'ın kişi başına geliri 20 bin dolardı. Tabii, pardon 20 euro yani. Ha, kişi başına geliri ve bizimkiler gömülüyordu. Ah ah Yunanistan çok fena krizde ne olacak bu Yunanların hali diye. Yani ve kendimizi hakikaten böyle bir dev aynasında falan görüyorduk yani. Bir de buranın anlamadığı yani bu demin konuştuğumuz konuların bir tamamlayıcısı bir başka konu var. Aynı zamanda krizin nerede duracağı, dibe vurup vurmadığı ve bu konuştuğumuz şeyler nasıl burada oluyor? Sosyal sermaye denen bir kavram var. Yani ben iflas edebilirim ama 5 dil konuşuyorsam 5 dil konuşmayı unutmam. Ben iflas edebilirim, ekmeğe muhtaç kalabilirim ama piyano çalmayı biliyorsam bunu unutmam. O toplumun, bireylerinin donanımı, niteliği, kalitesi eğer yüksek ise o krizleri aşıyor. Tekrardan olması gereken, hak ettiği yere ulaşabiliyor. Türkiye'nin lise mezunu insan sayısı yahut geçenlerde sana takılarak soruyordum. Kendi mesleğinde 100 bin kişi var mı ya dünyayla rekabet edebilecek? Olmadığı vakit bu kriz nerede durur? Biz geri dönebilir miyiz? Uçuruktan kurtulabilir miyiz diye sorduğumuz her soru çok daha radikal, çok daha derin önlemlere, değişimlere, örneğin gelir dağılımı adaletsizliğini giderecek tedbirlere filan. Yani çok radikal bir ameliyat gereken bir ülke olduğumuzu görüyoruz ama bu sosyal sermaye hiç okulda da anlatamazdım ben. Yani niye şimdi bak sosyal sermayeyi anlatamazsın çünkü güven diye bir şeyi anlatman gerekiyor önce. O güveni yok ettiğin zaman sosyal sermaye kayboluyor zaten. Yani sosyal sermayenin temeli yok. Güvendir. Ha evet. Yani güven yoksa ve yani toplumdaki ilişkiler işte o güvensizlik üzerine kurulmuşsa ve her yani işte her koyun kendi bacağından asılır deyip de herkes kendini kurtarmaya kalkmasının altında da bu yatıyor. Çünkü sisteme güven yok, başkasına güven yok. Yani çok basit bir örnek vardır. Fukuyama bunu kitabında da verir. Yani mesela bir dişçiye gittiğinde kardeşim dişçinin senin çürük dişini çekeceğine güven duymak istersin değil mi? Yani çürük yerine sağlamı çekmeyecek. Güven böyle bir şeydir yani. Yani bunu yok ettiğin anda bütün şeyi, toplumun altyapısını çürütüyorsun. Şimdi geçenlerde Mehmet Şimşek şikayet ediyordu, hatırlıyor musun? Ya yani işte biz söyledik işte Türk lirası da değerlenecek dedik, şey yapacak dedik ama halen işte insanlar altın ve döviz alıyorlar. Ben bunu bir türlü, bunu aklım almıyor gibi bir şeyde bulundu, bir serzenişte bulundu. Ya neyi anlamıyorsun kardeşim bu güveni yaratmaya bu toplum hani sen hep böyle gırgırına söylersin ya tecrübeli Türkiye vatandaşı diye. Yani burada yaşayan herkes tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Seçimlerden önce neyin ne olduğunu bilir, seçimlerden sonra da başına ne geleceğini bilir. Onun için ona göre önlemini alır. Yani şimdi işte herkes mesela ne diyor işte bunlar kesinlikle işte fiyatları artmayacaktır dediler. Aman hazır olun fiyat artışları gündeme geliyor ya da işte vergi zamları gündeme geliyor diyorlar. Çünkü devletin ya bugüne kadar verilen sözlerin
hiçbiri tutulmadığı gibi hep tersi yapılmış. O nedenle sana güven duymuyor. Ya bir de kaldı ki yani sen işte enflasyonla mücadele etmek için işte başta konuşuyorduk kayıt içi kayıt dışı bilmem ne falan diye. O kayıt içine sistemi almanın en önemli araçlarından biri olan kredi kartlarının kullanımını sınırlandırmaya kalkıyorsun. Hani şeyden vazgeçtim Mehmet İnsanların yani boğazını sıkıyor. yani işte hani insanların kartlara takla attırarak onu geçinmek için bir şey onu bir tarafa bıraktım. O işin o tarafı zaten son derece vahim. Ama yani bütün dünya kartı teşvik ederken çünkü bu doğrudan doğruya kayda alıyorsun yani insanların Tabii. şeyini. Çok önemli bir şey. Şimdi bu kimse buradan doğru bir vergi kaçıramaz. Şimdi sen bunu önlemeye çalışıyorsun. Geçmişteki Türkiye'yi, kredi kartının olmadığı dönemdeki Türkiye'yi hatırlasana Mehmetciğim. Vadeli çekler, vadeli senetler. O vadeli çekler ve vadeli senetler başka neleri doğurdu Mehmet? Çek ve senet tahsildarlarını doğurdu. Öyle değil mi? Küçük Bak. küçük mafya grupları doğdu, bilmem neler doğdu falan. Yani şimdi git Batı'da, Amerika'da cebinden nakit para çıkar, araba kiralamaya kalk. Hayatta yapamazsın. Katiyen bir Seni dakika yani. tutuklarlar ya, tutuklarlar Ha, diğer gelip nakit de. ödeyen adamı hemen şikayet ederler. Bu adam nakit ödüyor, nereden kazandı? Avrupa'da 100 Ha. euro veremezsin. Yemek yedin, bilmem ne yaptın, şu aldın, Evet, bir şey aldın. evet, evet. Şimdi Yani onun bununla için ilgili şimdi peki bir de bir şey soracağım sana. Ben sorayım sana. Şimdi bir servet vergisi tartışılıyor. evet. Ne diyorsun Mehmet bu konuda? Yani sence? Bir de Ya 6 şimdi servet milyon lira gibi vergisinde bir şey limit koydu, şey koydu bir servet iş adamı vergisi, işte al. yani servet vergisi den önce servet vergisi aslında zemini konuşmadan yedinci katı konuşmak gibi bir şey. Yani burada gerçek, reel, hazineye dışarıdan para giren anlamına vergi veren sayısı o kadar az ki. Özel sektörde çalışanlar vergi veriyor. Yani daha evvel de konuşmuşuzdur. Mesela devlet memurunun vergi vermesi fiktiftir. O az para alıyor, vergi veriyorum zannediyor. Çünkü ona maaşını veren de devlet, vergisini de kesen de devlet. Hazineye dışarıdan para gelmiyor. Tarım kesiminde Bu vergi bir vermek... anlamda istihdam vergisi gibi. Zaten kayıt dışını sen söz ettin. O zaman ya gerçekten hazineye dışarıdan para getirip kendi kazancının belirli oranını yatıran nüfus sayısına baktığın vakit bu çok azalıyor. Hatta şöyle desek, ya pazar günü seçim var değil mi? Gerçek vergi verenler oy kullansın dersek, bizim seçmen sayısı kaça iner acaba? Hep konuştuğumuz Vallahi bir... ya 1 milyon olur Şimdi Türkiye'nin temel sorunu bu vergiyi alamamak. Yani işte vergiyi nereden alıyor? Harcamadan alıyor. Ama gelir mesela sabit gelirli vergi veren serbest meslek. Mehmet kesildik galiba. Zannediyorum. Evet. Şimdi evet yani Mehmet'in söylediği doğru. Burada servet vergisi tartışmaları özellikle işte bir iş adamı 6 milyon gibi bir sınır koydu. Burada tehlikeli olan şey şu. Yani 6 milyon da servet olarak örneğin gayrimenkulü tanımladınız değil mi? Enflasyon nedeniyle zaten yani 6 milyonun altında pek ev kalmadı. Türkiye'nin hemen hemen hiçbir yerinde kalmadı. O zaman servet vergisi diyerek aslında tüm Türkiye'de yaşayan fakir, zengin ayırt etmeden işte babadan kalma, işte küçük bir evi olandan dahi servet vergisi adı altında bir vergi alınacak. Bir kere çok düşük tutulmuş. İkincisi gerekçe deprem nedeniyle deniyor. Şimdi Türkiye'deki vergi sisteminde herhangi bir vergiyi herhangi bir şeye tahsis edemezsiniz. Şimdi depremi bir bahane olarak kullanmak demek burada işte bu servet vergisi diye toplanan şeyleri, paraları götürüp yine orada işte o deprem bölgesinde inşaatı ihale
inşaat ihalesini verdikleri 3-5 müteahhite aktarmaları demektir. Kaldı ki servet vergisinden önce çok ciddi bir harcama programını da şey yapan, kapsayan, içeren, ciddi bir ekonomik şey olsa, program olması gerekir. Böyle bir program olmadan alacağınız her tür vergi kızgın tavada bir damla yağ gibidir. Şimdi yani gayri ciddi bir yaklaşımla, yani biz işte enflasyonun arkasından koşarak sadece efendim işte enflasyon faizleri artırırız, işte tüketicinin de talebini kısarız, işte biz bu şekilde parasal sıkılaştırmayı yaparak enflasyonla mücadele ederiz derseniz işte bu duruma düşersiniz. Yani ne şey enflasyonu durdurabilirsiniz, elinizde işte baz fiyatlardan başka bir enstrüman kalmaz. Ne doğru dürüst o beklentiyi aşağı çekebilirsiniz. Bunu yapamadığınız için öne çekilmiş talebi önleyemezsiniz. Kuru baskılamaya kalkarsanız işte Merkez Bankası'nı bundan sonra rasyonel zeminde çalıştıracağız iddiasını ortaya atarsınız ama buna rağmen arka kapı dolar satışına devam edersiniz. Ortaya felaket bir şey çıkar ve büyük umutlarla İşte seçimden sonra rasyonel politikalar izlenecek, işte Mehmet Şimşek geldi, her şey düzelecek. Hatta muhalif iktisatçıların da alkışlarıyla yapılan bu programlar bir döner bakarsınız ki her şey tekrar üzerinize çökmüş. Şimdi birinci bölümde böyle şey yapalım, burada bırakalım diyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Çünkü reji uyarıyor beni. Neyse Hanım kapatın artık diyor. Morallerini de daha fazla bozmayayım. Ekonomide şunlar şunlar olacak olmayacak diye. Ama bir şey var, bir söylenti var. Bu iktidarın özellikle Erdoğan'ın emekliye verecek para yok mu işte dipsiz kuyu gibi falan demesi. Onun için şeyin güzel bir söz vardır. İngilizce'de good morning after supper derler. Yani akşam yemeğinden sonra günaydın derler. Bunu biz yıllarca söyledik, dedi ki yapmayın böyle dedik. İşte hepimize mandacı iktisatçı dendi. Bir işte hatta işte ekonomist teröristler. Bu tür ifadeler de kullandılar. Ama bakın geldiğimiz yerde böyle anlık şeylerle zihni sinir yaklaşımlarla ekonomiyi falan düzeltemiyorsunuz ve yoksulluğu daha da derinleştiriyorsunuz. Her tür yoksulluğa yol açıyorsunuz. İnsanlar artık biz yoksulluk değil açlıkla şey yapıyoruz, buluşuyoruz diyorlar. Ve ekonomide de kimse önünü göremiyor. Herkes de korkunç bir şekilde seçimden sonra başına gelecekleri bekliyor. İkinci bölümde görüşmek üzere diyeyim.